milletin efendisi olduğunu gösterdi bu köyde. Çünkü burada sesini ciddi anlamda çıkardı. Bak bir noktaya geldi, bu işi ama sürdürmek lazım. Burada bırakmamak sürdürmek lazım. Tabii. Bu suya sahip çıkmak. Yani bu sadece Bursa'nın bu baş köyün suyu meselesi değil yani. Bu bütün yarının çocuklarına güzel bir miras bırakmanın da şey. Şimdi biz burada sesimiz çıkıyor, suyumuza sahip çıkıyoruz. Şimdi gelirken yolda gördüğümüz o yerdeki hayvanlar ne oluyor? O haşerat ne oluyor? O çevre ne oluyor? Ağaçlar var, hayvanlar var, mahsul var, şu var, bu var. Bu işin buradan uzamasının... Allah'ın rızası için bir bardak su. Allah'ın rızası için bir bardak su. Allah'ın rızası bir bardak su. O çok insaniyetli olmuş. Oranın bölgesinde fazla tek yok. Hiç sor, hiç gelmeyen adam başka yol başka gör. Şimdi gene affedersin, gelir bu bölgede çadır kurmaz buraya geliyor. Aldım. Burası tahmin etmiyor zaten. Bir de tabii şu var. Yani şimdi mesela bu mermer ocaklarından çıkan mermer satılıyor diyorlar değil mi? Yani bu para ediyor, ihracat yapıyor. Ya bu kadar her şey parayla ölçülür mü ya? O zaman bu memlekette başka tekerler vardı. Yani yolda gelirken biz onu konuşuyoruz. E madem Ayasofya'yı da satalım o zaman. Değil mi? O da para eder. Onu da alacak insan çıkar. İstanbul'u satalım. Yani bu kadar Selimiye'yi satalım. Yani bu mudur yani mesele? Mesele sadece ihracat, para. Ama önce insanı düşürmek lazım. Önce insana sahip çıkmak lazım. Yani su değil, su hayattır. Su olmazsa hayat olmaz diyoruz. Ama gözümüz baka baka suyumuzu yok etmeye çalışıyorlar. Yani birileri para kazanıyor. Yani bu işten yani sırf o yani. Birileri para kazanıyor bunlar. Ama kazanıyor ama ne kadar kazanıyor? Kaç yüz sene geçtiyse bu satılan bak kamyonla çilek satıyorduk. Biraz su da gitti. Kiraz yemiş, çile yemiş. Bütün bir de bu köyde tabii çiçek var, şey var. Hollanda'ya satılanları satılanın hesabını yapabilecek ki ama ne kadar para getirmiş devlete, ne kadar kazandı. Başka zaten 3-5 tane köyü daha besliyor. Artı barajı besliyor. Yani bu su sadece yani baş köyü değil yani. Harcık barajı var. Allah razı olsun. Biz burada böyle sizin desteklerinizi bekliyoruz. Bugün böyle bir su dağıtarak aslında bir şeye dikkat çekmek istedik biz de. Yani böyle. Güzel sağ ol, Allah razı olsun. Allah kabul etsin hem cumanızı da. İnşallah. Amin cümlemiz. Biz dediğim gibi bundan sonra yani buraya gelsek gelmesek de bu mücadelede hep yanındayız. Ya bunu biz de sürdüreceğiz Bursa'da. Bunu dile getireceğiz. Yani hem medyada yer bulması konusunda hem yetkililer noktasında sadece başköy değil bu buranın bütünüyle ilgili bir mücadelenin yürütülmesi lazım. Burada şu anda can yakıyor. Hissediyorsunuz onun için bu mücadelede ses daha çok çıkıyor ama yani baktığınız zaman burada bence geçen herkesin canını yakan bir manzara var. Yani yolun üzerinde bile var. Ona karşı da mücadeleyi topyekun yürütmek lazım. Biz o mücadeleyi de yürüteceğiz bundan sonra. İnşallah. 4000'lere çıktı. 4000 3000. Arkadaşlar suyu bir çeksinler isterseniz. Evet yiyorum şu an. 4000 yani uzatelimiz sudan geliyor kaynak su. Kaynağı değil de ya. Su akıyor şarıl şarıl kullanamıyorsun insan yani o anda. Şu bakalım o zaman ya. Siz başaramayacaksınız biz başaracağız diyorlar bizim hanımlar. Başardılar bile. Başardı tabii. Ya nedir? Yuvayı dişi kuş yapar. Biz alalım. Evet. Bizde çok onlar var. Doğru. Bizde çok onlar. Sayın valimiz bunu arıp çekmiş. Gözünü serdim yani. Neyi arıp çekmiş? Ya bunu diyor. İkinci, üçüncü ağaç arıp çekmiş. Ötekine batmayacak. Ötekine batmayacak. Olmaya doyamadığımız suyu ne hale getirdi? Şimdilik mi yapıyor gibi?
Tabii yani biz bile getirdiğimiz suyu içiyoruz, düşün yani. Buradaki suyu içmiyoruz yani, biz de getirdiğimiz suyu içiyoruz. Öteki çekmeden akılmadık o akan yani muhtarın cevizdeydi. Durulmadık evin muhtarı açılmadı, kara açıvereceğim. Çocuklara getiriyorum böyle hafta sonu çeşmeden. Gidip alınmıyor. Evdeki çeşmeden mi? Evden alınmıyor da çeşmeden getiriyor. Bundan getiriyor şuradan. Çeşmeden. Ya böyle mi akıyor bu şuradan? Böyle akıyor. Koyarsan müster parmak gibi çamur oluyor. Banyoda da tuvalet. Allah Allah. Ne ya biçim bu... iş yedi bilmem. Üç gündür böyle yatıyordu. Durulama başladı yani. Biraz aşıldı şimdi. Açılma başladı. Ama sonuçta akıyor yani. Aktı. Evet, evet. Üçüncü işe bırakmışım bu şekilde. Beş gün sonra yine akar. Hayvanlara içiremiyorum. Tankerden su getirdim, öyle içiriyorum. Şimdi bu kadar şeyden sonra tabii ona göre biraz ama... Dışarıdan su getiriyorum. Çarşamba günü özel idareden numunu aldılar. Tahlile gitti. Ben gittim kaynağın gözüne. Aynı böyle yapıyordu. Aldılar götürdüler. Bakalım tahlile ne çıkacak. İnşallah temiz çıkmaz. Çıkarırlar onlar. Çıkarırlar. Temiz de çıkarıyorlar. Şöyle bir şey oluyor. Çıkarıyorlar. Buradan alıp gidiliyor. Yolda değiştirilmezse temiz çıkıyor. Değiştirilirse temiz çıkıyor. Ya tabii sonuçta sonuç ne çıkarsın? Numuneye gidene değiştiriyorlar. Ha, bak ama yine biz bunu bunu getirdik Bursa'dan size. Biz kendimiz alıyoruz. Değişim veriyorlar. Şimdi tabii yani nasıl çıkarsa çıksın yani. Dursun dursun. Onları kontrol edelim. 4000 yani. Vallahi bu yaşta diyorsun bir de bu çile. Beni götürecek kardeş hocana. Oturamıyorum yine. 4000 alüminyum. Ama siz mücadeleyi sürdürün. Sürdürüyorlar. Gitsinler ya. Köyde yalnız yaşayan kadınlar. Bu nereden kalsın su getirsin herhalde. Ya değil mi? Her çeşme nasıl yani? Gerçekler de sorular ediyor. Bir de bir yalnız olduğunu kastet. Annem benim bu ama ben yanım, bizim yanımızda duruyor. Suyu da getiriyor. Bunu yalnız bir kişi olduğunu sanmış. Suya inemeyeceğini keşfet. Bu sular içmeye mecbur kalacak. Yan taraftaki komşu mesela. Onlar da 80-90 yaşında. Evden su getirecek abi. 80 üzerinde. Onların soğuk bence de yok. O zaman azıcık akan sularıma gittiler. Dışarıdan. Şunu çok bir düşünmemiz lazım. Şunu şöyle bakıp da. Ya asırlardan beri yani pırıl adı, kaynağın adı bile Akpınar kaynağı yani. Yıllardan beri at akan kaynak şimdi artık çamur akıyor. Bu yetkiyi verenler, bu ruhsatı verenler bunu görmüyorlar tabii. Evet. Bunu onlara göstermiyorlar. Görüyorlar da görmüyorlar. Biz bunu... Ya, 7 aydan beri bu suyun talini alıyorlar. Geliyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. Yolda değiştirip temiz su koyuyorlar. İyi çıkıyor. Veya 4000 alüminyum çıkıyor bunda. Ama bizim bu alüminyonu bizim meşhur bir sözümüz var. Yalancının mumu yasıya kadar yalan. Evet. Bu mum söndü işte bak. Evet. Çok söndü. Işte. Şu köylere hiç hesabına koydular. Şimdi bu baş köydeki bu suyun böyle aktığını dünya alem duydu artık. Evet. Sizin yürüttüğünüz bu mücadeleyi herkes duydu. Dışarı. Tabii. Dolayısıyla Türkiye duydu. Türkiye dünya duydu. Evet. Sizi onun için tebrik ediyorum hakikaten. Bilal Çelik'in yani, geldiği zaman birliğinizi bozmayın. Bu mücadeleyi sürdürün. İnşallah. Sonunda mücadele edenler kazanır. Evet. İnşallah. Başkanım, asırdan beri akan bir kaynağımız var. Yani 700 yıllık şuranın tarihi var. Bizden önceki 700 tarihi yine hariç. Dünya bu su zaten böyle hiçbir zaman akmadı. Bizim de bundan başka suyumuz yok. Bizi besleyecek. Yakın altımızdaki köyler de besleyecek böyle suyumuz yok. Yani yukarıdan akıp da böyle köyün içmesine, sulamasını besleyecek bir kaynak yok bir tane başka da. Bulamazsın yani. İnşallah ya, biz de Asparta olarak inşallah sizin mücadelenize biz de ses vermeye çalışacağız. İnşallah. Biz de size destek vermeye çalışacağız. Biz Allah'a emanet olun. İnşallah. Valla bizim mücadelemiz zaten, sizin desteğinizle bu işi çözeceğiz inşallah. Bir iş. Bak en tehlikelisi bir işe Allah'a havale edilmesidir. Allah'a havale edildiği zaman sonucu herkes açısından çok daha adil de olur. Evet. Ondan sonra hesabı da çok iyi görünür. Evet. Onun için bu işi çözmesi gerekenlerin bir an önce çözmesi lazım. Buradaki bu acıyı, bu ninenin acısını da dindirmesi lazım yani. Bu annelere ağlatmayacaklar. Onlar duyuyorsa bunu, bu anneler ağlatmayacaklar. Cenab-ı Allah bir günde oldu, onları ağlatıyor. Sağlamıyor bunlar evden. Şu köyümüzün bir geliri yok. Koş Allah su peşinde. Koş Allah Bursa'ya su peşinde. Koş Allah kaymakamına. Koş Allah valiye. Yazık mı valiye? Yazık. Aman kavanoz. Gayret edin inşallah. Hadi Allah. Kumandın mübarek olsun yine. Çaylarım mübarek olsun inşallah. Allah yardımcınız olsun inşallah.
Şimdi bak, buranın çayı eğer böyleyse hiç içmeyelim. Yok öyle değil. Satılsın onu başka yerden, satıl sudan yapıyoruz çayı. Yani çayı suyu da mı dışarıdan getiriyor? Dışarıdan getiriyor. Sen ne yapıyorsun bunu? Sizin düğün var galiba bu hafta sonu. Düğünümüz var bu hafta. Ne yapacaksın sen şimdi bu suyla mı düğünü yapacaksın? Sinan nereye yapacaksın bu suyu olur mu? Tanker nasıl getireceğiz dışarıdan? Satıl su getireceğiz tanker. Tankerler var bak burada. Sinan payımız var, komşu köylerden tankerlerine su getiriyor. Hocam, bak benden önce Bursa içme suyunu buradan götürüyordum. Barajı suyu içmiyordum. Ama şimdi Bursa'dan getiriyorum böyle şişenin burada suyu içiyor. Arabamın bagajına geçsek sen böyle su. Kendi arabamın bagajına. Komşuların hepsine sorayım aynı söyleyeyim. Hangi masraf? Hüseyin nereye getiriyor suyu buradan götürdü derdi. Ama ben şimdi Bursa'dan getiriyorum suyu içmiyorum. Ben çekirgede kapıcıyım. Ve Hacı abi, bir arkadaşla benim dedim nerede? O da daire sahibisi. Pazar günü köva yerimiz vardı. 9 kilometre ileride tankerlerle su getirdik. Burada ayırı, buradan getirdiğimiz sularla yemek yaptık. 3000-4000'lik Bursa yemek verdik. Burada o sularla suyu taşıdık. Kullanılan derecede suyumuz bırakmadı. Başköy deyince başköy suyunla anlıyordu, havasıyla anlıyordu ama şu anda... Şimdi çamurlu su bu köyde. Çamurlu suyla anlıyor maalesef. Bu arkadaşın da yine yağmur sulardan hiç gördü bak. Bunu da çekin. Sonra konuş. Ya köylü ölüyor. Duysun da bu ya. Bu şeyi getireyim geleyim istersen onu da çekeyim. Yok. Neyi? Tamam. Rapor mu? Rapor yok da... Şişede inekten makine. Dağda hayvanlar var. Yani hayvanlar ocaklarından su içmiş. Yağmış o da yağ öldürdü ineği. Yani hayvan öldü. Sırada insanlar var. Bir an önce bu işe tabii müdahale edilmesi lazım. Sabah İnek öldü ya. Sabah kaçtan çok ishaldi buralarda. Hatta biraderin torunu. Bembeyaz onun suratı. İshal kusma. İnşallah ya. Deminden beri söylüyoruz. İnşallah biz de. Biz içmiyoruz ama çocuk 2 yaşında çocuk çeşmeyi varıyor. Herkesin sahip çıkması lazım. İçme diyene kadar çocuk içiyor yani. Bunu da maliye verdim. Nes kahve gibi. Maliye mi durumdu? Bu ikili miydi? Su temizleyen varsa. He Ömer Bey. Bu su temiz mi? Buradan kaynaklı. Kış buradan çıkıyor. Buradan devamlı çıkıyor. Ya bu. Soy Bey bu hakikaten. Atilla abi. Ben burayı 2 sene önce burada... Bak bu temiz haliymiş. Oğlak çevirmeye geldik. Ben bu temiz haliymiş. Temiz halini ha, biliyorum de. Yani. Evet. Bu temiz haliymiş. Bu başka bir su rengi almış değil mi? Daha beyazlaşıyor. Daha beyazlaşıyor. Daha beyazlaşıyor. Daha berrak. Bu şu anda daha tehlikeli olabilir yani. Çünkü evet. İçinde... Bakteri olayı, yani, demir olayı... Bu şekildeyken mumu neden? Kesiyorlar. 4000'in üzerinde alüminyum, 1000'in üzerinde, 100 kusurun üzerinde demir çıkmış. Ha. Bu şekildeyken. Allah'ın bu mumu neden? 4000'i geçmiş. Bulanıklar özel idarenin almaya geldiği gün şu kayaların üzerindeki sarılık gibi aynı. O renkteydi komple. Hem biraz daha yürüdü su yüksekliği. Bu tabii hem yağmurlarla. Evet. Ama bak raporla bak raporlardan esas mesele bu. Ama esas bu tabii yani şu burada suyun bu hali kendini evet. Gösteriyor yani. 770'e çıkmış. Çeker misiniz? Nay bu önceki mobinelerden. Bu öncekiler ve bu önceki bak. Önceki yeni su yenisi de var elimizde. 4003. Yeni çekilen de özellikle İsmail Bey almış olsun değil mi? İsmail Bey kendi al geldi aldı. Tarihde bakmış. Demirlere daha iyi sıvamışlar. Şimdiye bakabilir miyim? Bu su da kalacak mı bu? Bir daha var. Yaz günü. Yazın azalıyor mu? Başka taşlara sıvandığı gibi deneyi tükecek yani. Şebekeye gidiyor. Bir yüzük burada arazimiz akıyor. Eğer o da inen portu kapatırsa o da gelir. Portu sıvadı mı da deliği tıkayacak. Yani mermer kullanıyor. Kırma taşlardan biz inşaatlara kullanıyoruz. Biraz kaldı mullada beton gibi oluyor. Artan bir ya bu bir durma sorulmuş kalmış. Tabii. Yani bütün şeyler de bu neye bulmuş da aklına ben böyle bakıyordum. Yani şaşarsın asıl öyle şey. Yani biz mücadelemiz devam ediyor. İhtiyar heyetimiz de seçilte devam edecek. İhtiyar heyetimiz zaten istifa etti. Bundan sonra köylünün bir seçim var sizin bir de. Başkanım bundan sonra köylünün bir sorumluluğu yok. Bundan sonra olacak olayların sorumlusu bütün devlet. Şimdi pazar günde seçim var burada değil mi? Seçim şu anda sizin muhatabınız da yok. Muhatabımız yok.
Yani bu köyün sahipsiziz. Beri sahipsiziz. Hakikaten öyle. Beri sahipsiziz ama iki arkadaş gene o istifa eden arkadaşlardan ikisi bırakmadı mücadeleyi. Bugün de yine boş cezdetler. Bugün yine ikisi beraber Bursa'ya gittiler. Yağlama var. Buraya gittiler. Yani bundan sonra olacak kadar köylü sorumlu değil. Yani biz arıtmamız da istemiyoruz. Arıtmayı nasıl isteriz başkanım? Sahayı kapatsın da ondan sonra arıtmasını koysun. Evet. Zaten ocak kapansa kendileri de söylüyoruz Zeydar Bey. 5 sene 6 sene bu su bozulur diyorlar. Ancak kapatır, açılan sahayı kapansa da üzeri çimenlendirir. Arıtmanın mutlaka yapılması lazım. Üzeri çimenlendirir. Yani çimenlendirir. Kapanmadıktan sonra düzelir. Sahalar kapanmadı. Üzeri çimenlendirilmeden. Arıtma yapınca başına bir tane saat koyacak. Ondan sonra evet, köyde diyecek evet, ki bu kadar. Evet. Kendi evet, köyünüzün suyunu. Ya bu su suyunu zaten evet, taşacak çalışmasın. Arıtacak kendi kendini ya. Yani bu su yani, ocağı kapandı. Üzeri ocağı kapansın. Üzeri çimlendi miydi? Zaten bu su kendi kendini yani, arıtacak yani. Bugüne kadar zaten kim gelmiş de bu suyu arıtacak? Ocakçılar da kabul ediyor. Bizden diyorlar. Bizden kaynaklanıyor. Bozunca aklımıza geldi değil mi? Bozunca. Evet. Bozunca tabii. Hadi bakalım inşallah.